Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm eski bakanımız Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız özellikle Çiğdem Karaarslan, tabii yanında aynı zamanda eşinin de çok büyük emeği var. Buranın mimari noktadaki gayretlerini bir kenara koymak mümkün değil. Aynı zamanda Ankara Milletvekilimiz Ali İhsan Arslan başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Oteli, kongre merkezi, müzesi, spor salonu ve diğer tesisleriyle bu adanın Türkiye Cumhuriyeti var oldukça demokrasimizin ve özgürlüğümüzün simgesi olarak kalmayı sürdüreceğine inanıyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.